Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLC 21 videosuyla karşınızdayız. Bugün challenge yapmayacağız. Biraz daha kadromuzu geliştirmek adına bir anket yapmıştık. Evet, hatırlarsanız bir anket yapmıştık. Bugün kariyer maçı yapmayacağız. Şimdi anketlere gidelim, bakalım anketlerde şu an durum ne diye kontrol edelim. Ve anketteki sonuçlara baktığımızda %50 evet al var. İkisini de evet al. Sadece %42 sadece Van Dijk al. Sadece Suarez'i al şıkkı. Şu an %0'larda hayır almadan %8'lerde. Tabii ki de kariyer maçlarına girmeyeceğiz. Sizlerin bu anketlerini bekleyeceğiz. Aşağı yukarı zaten 50 kişinin anket kullandığını biliyoruz. 54 tane oy burada kullanıldığı için bu arada Discord içinde bu hafta sonu kurulacağını belirteyim. Ve tekrardan şimdi videoya geçelim. Yani işin ilginç olanı da ikisinin de aynı anda buraya denk gelmesi. Yani nasıl bu kadar tevafuk oldu ben de anlamadım ama demek ki böyle tevafuklar oluyormuş. Sonradan kadromuzu şimdi kuralım. 4-1-2-3'ü önerdi bir arkadaş. Tabi evet, bu taktikle sahaya çıkacağız. İlginç bir taktik ama iyi oynanacak taktik diye düşünüyorum. Oyun Mane koy, hayvan gibi koşan Mane. Sterling'i nereye koy? O enli buraya da De Bruyne'i koy. Tamam. Finish it. Eden'e zaten oraya koyabilirdik. Stopper bölgesinde şu an Sergio Ramos. Bek lazım. Vay 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 vay. Şimdi hep 3 defans oynuyorduk. Darda zorlanmamak için öyle yapıyorduk ama pike yok mu ya? Pike nerede? Ama pike de hızlı değil ki. Varane'ı şimdi oraya koysam, Varane da çok önemli oyuncu. Neyse, böyle girelim bakalım. 4-1-2-3 de oynuyoruz. İlginç bir taktikle oynuyoruz. Alışık olmadığımız bir taktikle oynuyoruz. Bakalım sonucunda şu an evet son 5-5'inde 2 mağlubiyet alan bir rakip var. Yani sonucunda önemli bir rakip. Sezon formatı uzatmalar ve penaltılar, niye böyle yapıyorsun ya? Yapma, bizi oyundan çıkarma. Artık 12'den çıkarma bizi. Ah ah. İsteyerek çıkmıyoruz yani hiç. O da böyle FC diyor. Yapma ya. Ayıf. Yapma, çıkartma. Ben anlamadım, niye böyle oluyor? Bu güncelleme geldikten sonra oldu. 2021 güncellemesi geldikten sonra böyle bir acayip bir şey oldu yani buna. Neden ama böyle oldu? Ben onu anlamadım. Heh, sonunda geldik ama geriden geliyoruz. Mane biraz topu oynadı orada. Heh, şimdi biz geldik. Geldik ve golü yedik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hiç sıkıntı yok. 4-2-3 taktiğini şimdi çözeceğiz. Nasıl bir taktik bilmiyoruz. Tabii bu oyun hatasından kaynaklanan bir şekilde gol yedik. Bu rakip de golü izliyor. Evvelle böyle golleri izlemeyi seven bir arkadaş. Bunların güzel olduğunu düşünüyor ama biz ona bir güzel gol atalım, o görsün. Şimdi böyle ortadan gideceksiniz. Evvelde. Allah Allah, hemen. Hiç alışamıyorum ben böyle taktiklere ya. Nasıl olacak acaba? Hemen. Allah Allah. Ortadan ben oynayamıyor muyum? Ne yapıyorum? Ah be De Bruyne. Çok büyük batardı o. Ben bu 4-2-3 taktiğini çözmeye çalışıyorum şu an. Yani kendi oyun stilim ve oyun tarzım değil ama kanatlar gerçekten arkadaşın dediği gibi otoban gibi oluyor resmen. Anayol gibi, isteyen gidiyor, isteyen çıkıyor. Ama yapma Alba ya, nasıl bir orta o ya. Düzgün orta açmıyor oyuncular.
Burada bakalım 4-1-2-3'ün ne kadar etkili olduğunu hani biliyorum. Ama uygulayamadığında da çok büyük sıkıntı yani. Uygulamak da bir iş, yetenek. Ronaldo. Vay anasını, bir kaleci bir yemedi şu topu. Mane aldı. Allah Allah, yine bu sefer direğe çarptı. Bak defansta pas yapıyor. Ya böyle abuk subuk yapma ya. Yapma böyle abuk subuk şeyler. Oy şey Sve oynuyor. Yani işte böyle Sve oynayanlar böyle gerçek maçlarda da karaktersiz oluyor. Futbolcular kendini yere atıyor. Bunlar yani aldatmaca, karaktersizlik. Başka da bir şey değil. Olur böyle. FC zaten bir tane golü böyle şeydi ki oyun hatasından dolayı. Bir golü de De Bruyne'u toplu dönerken yedik. Takım takviyesini hadi basalım. Basalım ben çünkü artık 12. klasmandan düşmek istemiyorum. Kale bomboş. Ah be. Ama yalnız sanki biraz alıştık gibime geldi. Bayağı bir atak yapıyoruz yani bu taktikte. Şimdi Muhammed Salah'ın güzel bir ortası gelir mi? Gelir mi? Evet geldi. Hoppala Ronaldo. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. 2-1 çaktı. Çok rahat bir şekilde. Burada bu arada demiştim. Challenge'ları dedim. Bu arada bugün ara verecektik. Bugün de biraz online maç kasalım. Bugün de online maç kasacağız. Şu dönüşleri yapamıyoruz. O dönüşleri yaparsak çok kötü, çok kötü, güzel yaptık. Tamam, doğru. Florenzi, evet. Kullan bakayım, nereye kullanacaksın? Güzel kullandı. Şu Kluivert iyi oynuyor. Roma'nın genç de futbolcusu. Ha işte bak. Burada yapmak istediğinizi ya Allah'tan yaptırtmadık. Jovda Alba'yı atarsak çok iyi olur. Alba oynadın mı Messi'ye? Messi oynadı mı sende Mane'ye? Mane. Messi. Ah be, kötü oldu. Ronaldo çok iyi bir müdahale. Benim kademelerim çok iyi bu oyunda gerçekten. Kademeleri iyi yapıyoruz. Rakip aslında 2 milyon XP kasmış ama nasıl bu kadar kasmış bilmiyorum. Bir tane daha vur. Rakibin etten duvarı var, anlamadım ya. Rakip top oynamıyor şu an. Hiç top oynadığını gördünüz mü siz? Yorumlara yazın buraya kadar izlediyseniz. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara yazın. Bu rakip top oynamadı yani. Top oynadı diyen varsa da yani çok ilginç bulurum. Neden? Rakibin golden başka bir hata yok. Ah be Muhammed Salah. Ayağına bir sahip çık ya. Bir ayağına sahip çık. Neymar. Muhammed Salah aldı. Uzatmalara götürecek. Gol. Hop. Ama o nasıl offside hocam? Şöyle yapalım. Neymar'ı öne alalım. Sterling'i de şuraya. Kaleciye atacak. Şey kaleciye yakınına atacak. Atmadı. Çağlar oyuncuyu alıyor mu? Almıyor. Bari şunu uzatmalara götürelim şu maçı. Oha. Ama iyi kademe. Biz orada bakarken tam. Hakem bitirme maçı. Hocam bitirme. Ya bit işte ben bunu sevmiyorum yani. Bitiriyor ama rakip hak etmedi. Bu oyunuyla bu oyunu eğer hak ettiyse yani ben üzülürüm. Hak etmedi. Bakıyorsunuz 8 tane şutumuz var. 4 tane hedef olmuş. Onların da 4 tane şut var. 3 tanesi var işte. Basit pozisyonlarla geldiler. Sağlık olsun diyelim. Şimdi diğer maça geçeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Sağlık olsun diyeceğiz. Zaten bu taktik aslında güzel oynadık. Rakibi gerçekten
Mala çevirdiğimizi ben düşünüyorum ama Salah biraz orada çok da iyi oynadığını söyleyemem. Bir tane daha bakalım, maça girelim. En azından düşmeyelim yani. Şu an iki tane maçı almamız lazım kesinlikle bir şekilde. Şimdi DJSJ takımına karşı oynuyoruz. Bu rakip de mi Türk? Hollanda yok. Bırakılır. Öyle bir şey ama. Evet, ülkesinin ismini bilmiyoruz. Ama buradaki hedefimiz onu yenmek. 4-1-2-3 taktiğiyle ilk galibiyetimizi alacak mıyız? Sadio Mane. Mane, niye bu kadar yorgunsun sen ya? Bak, kesinlikle Mane'si olanlar Mane'yi orta sahada kullansın. Mane hem kanatta da başarılı hem orta sahada da başarılı. Biraz da fizikli olduğu için oyun yapısında gerçekten çok etkili oluyor. Chiesa aldı. Ramos verdi pasını. Ronaldo. Salah. Hoppala yavrum. Hoppala. Sen de geç bakayım. Alba. Messi. Ah, geçmedi. Mane'ye geçecekti. Sonra Mane'den Messi'ye aşıttırmalı pas. Topla oynayan biziz ama şu an. Messi. Mane. Messi'nin önüne. Allah, hayır, ben basmadım tuşa ha. Messi içeri girdi. Ya tam zamanını niye pas atmadım ben ya? İşte içeri girelim dedik, yakınlaşalım dedik ama şurada atalım mı? Attık. 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 Lionel Messi ona innesi 1-0 attı golünü, verdi golünü. Evet. 4-1-2-3 taktiğini sevdim. Aslında ilk başlarda oyuna başladığımda sevemiyordum. Yani nasıl sevemiyordum? Çok maç yenildim galiba ben. Hiç kazanamadım 4-1-2-3 taktiğiyle. Ama o zaman DLS 2020 miydi? Neydi? Belki ondan dolayı. Of, çok kötü bir hata. Ya çok kötü bir hata yaptım ya. Ben zaten gollerimi hiç rakibin pozisyon yaptığında çok zor yedim yani. Ama kendi hatalarım, kendi bireysel hatalarımla bir gol yedim. Baksana arkada kaç tane stoperi var. Bu golü hala izliyorsun oğlum. Sana o zaman ben tüm gollerimi izleteceğim. Sen bunu izliyorsan şunu da izle. Bunu da izle. Geliyor, geliyor, geliyor. Merak etme. Merak etme. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kaç mı attın? Tamam, bir tane orta gelecek zaten. 45 artı 1. Hocam bak, saate bak, saate. Evet. Evet. Kaleci çıkardı. Evet. Evet. Ah be, o var ya, gelişine öyle bir gol olsa var ya. Üf üf, ne biçim olurdu. Ama rakibi şimdi bombardıman ettik. Yani bu dakikaya kadar rakibimizi bombardıman ettik. Sadece şimdi bir galibiyet golü atmamız kaldı. Bu galibiyet golünü de atabiliriz zaten. Kaldığımız da buna müsait şekilde. Ön libero'da De Bruyne oynar mı ya? Bir eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara yazabilir misiniz? Yani ön libero'da hangi oyuncunun oynaması gerekiyor? Şimdi ben bunu koydum ama benim de ön libero'da oynayacak çok oyuncum yok. Bu forvet ofisi normalde yani. De Bruyne. Yani Paul Pogba olabilir ama Paul Pogba da şu an takımımızda yok. Ben buna da veririm. 30 tane altın. 30 tane altın verdik ama diğer ki önceki maçta yenildik. Topa müdahale. Hocam offside, ne offside ya? Doğru, offside. İşte ben gidiyorum. Heyecan arıyorum. Niye orta açmıyorsun sen de, içeri girmeye çalışıyorsun? Messi'ye yapılan müdahale, ters köşe. Oba. Ay 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 ay. Ronaldo'nun golünü gördünüz mü? Soğuk su içmeye gitti. Ben anladım onu şimdi. Soğuk su içecek, gelecek. Adam top oynamıyor. Geliyor burada işte. O adam da oynamadı. Türk kardeşimiz de oynamadı. Gerekirse ne yaptı? Top çevirdim dedi. Öyle kazanırım dedi. Öyle de yatarak da maç kazanılınca
Devamı gelmiyor. Emin olun ki bu 12. klasmanı duracaktır. İlk yükselmeyecektir bu. Oo. Ya şunu kaçırdım ya. Uf. Bu kaçırılır mı ya? Lan bu kaçırılır mı ya? Kaçırdığınız pozisyona bak. Maalesef Ronaldo atamadı. Zaten Ronaldo'nun suçu yok. Benim suçum var. Messi. Gelir mi Messi'ye? Ay, acık daha az vursak var ya çok güzel gol olabilirdi. Bu da 1-2-3, 4-1-2-3 iyiymiş ya. Artık bizim taktiğimiz belli. 4-1-2-3 oynuyoruz artık. 4-1-2-3'te gidiyoruz. Umtiti aldı topu. Evet Umtiticiğim. Evet. Evet attım pasını. Luka Modric. Evet. %100'lük pozisyonu kaçırırsam böyle sana pozisyon yaparlar ve golünü de atarlar. Öyle. Biz o %100'ü kaçırdık. %100'ü kaçırırsan aha böyle. Bizimse defans niye bu kadar mal gibi ya? Ben bak 3 tane defans varken bu kadar mal gibi değilim. 4 tane defans oluyor. Ey Allah'ım şimdi tekrardan gol atarız ya. Biz bunu yeneriz. Gerçekten yeneriz. Alba, Ramos, Mane. Ah, az attık. Çok fazla attık. Minimalist paslarla giderken hop 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 geçirme. Nasıl böyle şey ya? Ne stoperler yok orada? Golü izle izle sen izle. Yapmayın ya. Şuna mı yenileceğiz biz? Yenilmeyeceğiz. Nasıl offside? Top çevrilmesin inşallah orada. İnşallah alırız o topu elinden. İnşallah alırız. Alırız alırız aldık. Vallahi yazık ya. Bana bile böyle pozisyonlar gelmedi ya. Her golünü izletti. Ben 30 tane altın basmadan rakiple bir yenildim. Şimdi basıyorum, yeniliyorum. Demek ki bir faydası yok. Öyle gözüküyor. Ben faydasını hiç göremedim. Bizim kaleci zaten. Ha işte. Adam 4 tane şut atmış. Pas tamamlaması 64. Top oynamamış. %63 toplu oynamışız. 7 tane şut atmışız. 4 tanesi tutmuş. Rakip oynamadan tekrar kazanıyor. 4 tane şutun 4'ünü attığına göre bizim kalecide bir sıkıntı var. Evet maalesef bugün zevkli karşılaşmalar sizlere izlettiremedik. Zevkli karşılaşmalar olmadı ve artık öğlene doğru şu iki oyuncudan birini mi alacağız veya ikisini birden mi alacağız? Artık anketlere göre karar vereceğiz. Ve ikisini de alırsak tabii ki de paramız da azalacak. O açılım da belki gecikebilir yani çünkü açılım da var. Açılım videosunu da hatırlatmak isterim. 40 bin altın olunca büyük bir açılım yapacağız demiştik. Ve bu 40 binlik altın için şu an 15 bin lazım. Bunların ikisini almazsak 15 bin lazım. Ama bunların şimdi alsak kaç lira yapar? 1500, 1500, 3000, 3250, 3300, 4, 3500 falan altın harcayacağız yani burada da. Yani paramız 22 bin lira falan hatta 20 bin, bin lira kadar falan düşebilir. Bu yüzden de anketlere hemen cevap verirsiniz. Çok sevinirim diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Bu videonun sonuna geldik. Kazanamadık ama bugün güzel bir taktik kazandık. İnşallah diğerki karşılaşmalarda iyi bir sonuçta güzel bir şekilde oynarız.